Bir elinde kendisinin İttihat ve Terakki Parti yaptığı siyasi güç, öbür elinde askeri güç olmak üzere Emanuel Karaso devlete hakim oldu. 1909'da Sultanahmet'i gönderdikten sonra ve birinci vazifesini ifa etti. İkinci vazifesi ne? Osmanlı'yı yıkmak. Bunun için önce Libya'yı İtalyanlara verdi. Özet geçiyorum. Bizde tarih doğru okutulmuyor. Yunan'ı, Rum'u, Rus'u birleştirmek suretiyle Balkan Harbi'ni çıkarttı. Onları Yeşilköy'e kadar getirdi. Hiç lüzumu yokken Cihan Harbi'ni çıkarttılar ve Osmanlı'yı Cihan Harbi'ne soktular. 30 cephede Osmanlı savaştı. Çanakkale bunlardan bir tanesidir. Galicia'sından Yemen'ine kadar. Dünyanın hiçbir milleti böyle bir savaşa dayanamaz. Bu millet ne sağlam bir millet ki 4 sene 30 cephede bütün dünyayla savaştı. Sonra bir tap düştü, önüne Sevr'i koydular. Sevr Büyük İsrail projesidir. Sevr'i koydular, imzalamak mecburiyetinde kalındı ama Sevr'i uygulayamadılar. Fransızlar Kahramanmaraş'a bizim olsun diye gelmedi. Burası Büyük İsrail parçası alıp İsrail'e vereceğim diye geldi. İngilizler Ürdün'e, Filistin'e bizim olsun diye gitmedi. İsrail'i kurmak için gittiler. Ama bu milletin inançlı evlatları dolayısıyla daha 1919'dan başlamak üzere sonra 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurması suretiyle 5 sene onları vatanımızdan kovduk. Sevr'i uygulayamadılar. Büyük İsrail'i kuramadılar. Onun üzerine bir üçüncü ırkçı emperyalist. Kim bu? Haim Nahum. Birinci kim? Theodor Herzl. İkincisi kim? Emanuel Karaso. Üçüncüsü Haim Nahum. Haim Nahum İnönü'nün sözde müşaviri. Gitti önce İsmet İnönü'nün müşaviri olarak kullanıyor. Mısır haham başısı Haim Nahum. Gitti bu. Dedi ki bu Lozan'ı imzalayın. Lozan'ı imzalamadığını söyleyebiliyorsunuz. Ben size hayranım dedi. Ben Mısır haham başısıyım. Niçin imzaladığınızı biliyorum. Siz diyorsunuz ki ya biz Cihan Harbi ne yaptık? Büyük İsrail'i kurmak için. Harbin galibi değil miyiz? Harbin galibi olduğumuz halde niçin İsrail'i önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyüğünü kuracağız. Ne kadar haklısınız. Ve sonra diyorsunuz ki İsrail'i kurmak marifet değil, güvenliğini sağlamak. Bunun için Anadolu'da 19 Haçlı Seferini püskürten Selçuklu ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir Türkiye olmayacak diyorsunuz. Ben bunun için de size hayranım. Ama kalbimin yanında aklımı da kullanıyor diyorsunuz ama yapamıyorsun. Gücünüz yetmiyor çünkü bunlarda iman var. Ne olacak? Gelin yalancıktan Lozan'ı imzalayın. Asıl olan Sevr olsun. Bir time out anlaşması olarak Lozan'ı imzalayın. Haim Nahum'un teklifi bu oldu. İmzalayın ama 4 şey yapın. Anadolu insanını aç bırakın. İşsiz bırakın. Borca esir edin. Dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın. Harp ederek değil. Yumuşak lokmayı yutarak Anadolu'yu yutun. Haim Nahum doktrini budur. Bu doktrini o vakit Lozan'da ileriye sürdü. Amerika imzalamadı. Çünkü o tam Siyonizmin kontrolünde. Hayır ben hiçbir şekilde buna imza atmam dedi. Şu zaman Lozan'ı imzalamadı. Ama Lloyd George ve Clemenceau Time Out anlaşması imzaladı. Şimdi bu AKP şuursuz bir şekilde ne pahasına olursa olsun ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diye gidip bunlara yalvarıyor ya. Önüne onun için Sevr'i koyuyorlar. Lozan'ı değil. Çünkü onlar Sevr'i esas alıyor. Budur uygulanacak olan diyor. Lozan'ı biz muhakkak da imzaladık sizi yumuşak lokma yapmak için. Ve 80 senedir üzerimizde bu uygulama için çalışmışlardır. Tekrar ediyorum. Haim Nahum doktrini ne demek? Her Türk evladı bunu bilmesi lazım. Anadolu insanı aç bırakacak, işsiz bırakacak, borcu esir edecek, dininden uzaklaştırılacak. Bu onların planıdır. Yumuşak lokma yapılarak yutulacak. Çünkü bunlarda Sütçü İmam var. Bunlarda Rıdvan Hoca var. Bunlar Hasan Basri Çantay var. Bunlarda Refik Çıkrıkçı var. Tarihimizde yetiştirdiğimiz bu muhteşem kahraman.